Bazı maddelerin yoksunluğu depresyona sebep olabilir. Hiçbir şeyden tadı almama, keyif almama, mutsuzluk, keyifsizlik, hiçbir şey için adım atamama, başlayamama, sürekli bir yorgunluk, halsizlik haliyle birlikte dış dünyadan kopma, içe kapanma, karamsar düşünceler ve hatta kendine zarar verme düşünceleriyle seyredebilir. Bazı maddelerin yoksunluğu kaygı belirtileriyle seyredebilir. Endişe kaygı dediğimiz süreç aslında huzursuzluk, titreme, terleme, sürekli kötü bir şey olacak hissi ve buna bağlı olarak kişinin sabit bir yerde duramaması ve sürekli bir arayış içerisinde olmasıdır. Bazı maddeler psikotik belirtilere sebep olabilir ki psikotik belirtiler dediğimiz belirtiler gerçeği değerlendirme yetisinin bozulduğu tabloları işaret eder. Nedir bunlar? Bazen kişi kendisini peygamber zannedebilir, Mehdi zannedebilir. Bazen bütün dünyayı kurtaracak olan tek kişi kendisini zannedebilir. Bazen hayvanlarla konuştuğunu ya da diğer insanların zihinlerine girdiğini, onların düşüncelerini okuduğunu ya da onların kendi düşüncelerini okuduğunu düşünmeye başlayabilir. Bazen görsel ya da işitsel halüsinasyonlar görebilir. Bunlara bağlı davranım bozuklukları olabilir ve paranoid dediğimiz birisinin kendisine zarar verme ya da başkasının başka bir insana zarar vermesine yönelik paranoid düşünceleri olabilir. Kıskançlık, aldatma, aldatılma hezeyanları olabilir ve bu belirtiler maddeyi bıraktıktan sonra da devam ediyorsa artık ciddi bir psikotik bozukluk ya da şizofreni hastalığına giden süreç başlamış diye düşündürtür. Evet, depresyon, anksiyete, psikotik belirtilerden bahsettik ve bunun yanında bazen bipolar bozukluk dediğimiz manik depresif hastalığı andıran belirtiler ortaya çıkabilir bu maddelerle. Yani kişi bazen çok yüksek olur, bazen çok aşırı enerjik, çok konuşkan, çok fazla projeler, çok fazla para harcama, yerinde duramama, uykusuzluk içerisindeyken bazen de tam tersi çok derin bir yavaşlık hali, derin bir uyku, hiçbir şey yapamama dediğimiz o depresif moda geçebilir. Evet, birden fazla olumsuz etki ve birden fazla psikiyatrik hastalığa sebep olabilmekte madde kullanımı ve burada işlevselliğin bozulması bizim temel kriterimizken madde kullanımının eşlik eden psikiyatrik hastalıklarla devam etmesi mutlaka ve mutlaka hastaneye yatmayı gerektirmektedir. Bazen hastalar bunu kabul etmeyebilir, bazen reddedebilirler ama eğer yakınları eşlik eden başka bir psikiyatrik hastalığın varlığını kabul ediyorlarsa, eğer hasta ve hasta yakınları eşlik eden başka bir psikiyatrik hastalığın varlığını gözlemliyorlarsa mutlaka ve mutlaka bir uzman desteği almak gerekecektir. Hastaneye müracaat etmek ve yatarak tedaviyi gerçekleştirmek iyi bir seçenek olacaktır. Ayrıntılı bilgiler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. İyi günler dilerim.